Gerçekten ne durumdayız? Çelişkili bu biraz da şüphe yaratan rakamlar ne anlama geliyor? Aslında halimiz ne? Sahayı da yaşananları da nasıl okumak gerekiyor? Soracağız Profesör Doktor Sinan Adıyaman'a, Türk Tabipleri Birliği Merkez Konseyi Başkanı, ki başından beri özellikle şeffaf olun, saydam olun demekten dilinde tüy biten isimlerden biri galiba. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk, iyi yayınlar. Çok teşekkür ediyoruz ki halen aynı şeyi söylüyorsunuz değil mi? Şeffaf olun, ne olur saydam. Tabii ki, dilimizde tüy bitti. Şimdi birazdan belki vaktimiz olursa onu anlatırım. Gerçekten dilimizde tüy bitti. Filyasyon yapılmıyordu artık 3 haftadır. Vaka sayıları düşmüştü. Yani filyasyon temaslılara test yapılmıyordu Türkiye'de ve 41 bin, 50 binlerden 41 bin testlere sayılarına düşmüş. Tabii ki dolayısıyla da bu kendini hasta sayısında da gösteriyordu. Hep şu örneği veriyorum. Eğer siz hastayı sıfırlamak isterseniz Türkiye'de test yapmayın, sıfır hasta olur. Ya ne güzel. Yani Dünya Sağlık Örgütü hep test yapın, test yapın, test yapın, test sayısını mümkün olduğu kadar yüksek tutun demesine rağmen nedense aksine Türkiye'de bir tek hastanelere başvuran ve semptomları olan insanlara, yurttaşlara test yapılıyordu. Halbuki bizim, sizin de bildiğiniz gibi defalarca söyledik, %80, 70-80 hasta asemptomatik dolaşıyor Türkiye'de. Yani ne oluyor? Bir herhangi bir şekilde belirti vermiyor. Kendisinin hasta olduğunu bilmiyor ve bu insanlar toplum içinde dolaşarak, İşte bu yeni açılmanın erken yapılmasıyla beraber kahvelerde, kafelerde, lokantalarda, bu tatil döneminde gördük, plajlarda hasta olduklarını bilmeden saatli bomba gibi bu virüsü yaymaya devam ettiler. Esas bizim bunları bulmamız lazım. Ama siz bir tek hastanelere başvuran, şikayeti olan insanlara test yaparsanız olmaz diyorduk ve 4 gün önce filyasyonla ilgili bir an önce filyasyona tekrar dönülmeli, temaslara test yapılmalı, bu şekilde olmaz, sayıları az göstermek için test sayısını azaltmayın diye çağrı yaptık Sağlık Bakanlığı'na. Bu da kabul gördü anladığım kadarıyla. Teşekkür ediyoruz Sağlık Bakanlığı'na bizi dinlediği için. Dün bir algoritma yayınladılar Ankara'da ve orada da görüldüğü gibi temaslı olanlarda semptom olmasa bile artık örnek alınarak PCR testi yapılacak. Ama uzun bir süredir temaslı olanlardan yani gidin belirti gösterirseniz gelin denildi. Bunu evet, çok aynen öyle. Çünkü. Aynen öyle. Yani yapmayın bunu dedik. Yani test, yani vaka sayısını az göstermek için test sayısını azaltmaya çalışmayın. Daha doğrusu böyle yaparsanız vaka sayısı az olur, olandan daha az gözükür diye biz tavsiyede bulunduk. Bu tavsiyemiz de yerine getirildi Sağlık Bakanlığı Hocam tarafından. Özellikle Ankara ile ilgili dün biz Ankara İl Sağlık Müdürlüğü'nün o kararlarından, genelgesinden biraz bahsettik. Üst üste haberler de yapılınca Ankara İl Sağlık Müdürlüğü böyle sanki bir iki adım geri atıp yok aslında o kadar kötü değil durum gibi bir açıklama, yani böyle okunabilecek bir açıklama yaptı. Durum nedir aslında Ankara'da? Yani vallahi şu an Ankara İl Sağlık Müdürlüğü herhalde bir yerden uyarıldı gibi geliyor bana. Çünkü yani şimdi bu çocuk oyuncağı değil. Ankara'da ciddi bir hasta darda bir artış var. Sağlık Bakanlığı tarafından ilan edilen o hani turkuaz rengi tablodaki vaka sayıları bizim örgütümüzden aldığımız bilgilere göre tahmin yani gerçek vaka sayısının o tablodakiler altında olduğunu tahmin ediyoruz. Çünkü gerçekten bize gelen veriler çok farklı. Urfa'da günde 350, Diyarbakır'da günde 300, belki daha da arttı şimdi. 2 gün önceki şeyler bunlar. Bakın Konya'nın İl Sağlık Müdürü dedi ki bir şey, o kadar sayılar arttı ki bir şehir hastanesi değil, ikinci şehir hastanesine açsak bile biz bunu yeterli olmaz, yetişemez dedi. Ankara'da ciddi olarak bütün hastanelerde, kamu hastanelerinde elektif ameliyatlar durduruldu. Yani ve bunların yatışı da durduruldu. Yani siz aciliyeti olmayan bir hastaysanız ve ameliyat olmanız gerekiyorsa sizi hastaneye yatırmıyorlar ve dolayısıyla da ameliyata alınmıyorsunuz. Ki bunlar yavaş yavaş alınmaya başlanmıştı ki biz erken olduğunu söylemiştik bunun da. Başından itibaren bazı hastanelerin COVID hastası kabul etmeyen hastaneler olarak normal popülasyona hizmet etmesi gerektiğini söylemiştik ama bu dinlenmedi. Gene işte
karşımıza çıktı. Şu anda gerçekten çok üzücü bir durum. O kadar hasta sayısı arttı ki anladığımız kadarıyla. Yoğun bakımlarda zaten yer yok. Hani %66'sı dolu diyor ya. Evet. Şimdi hepsi bunu Ankara'daki tüm yoğun bakım yataklarına bakınız. Yoğun bakım yataklarının zaten %40'ı 45'i özel sektörde. Ve özel sektör şu anda hasta yatırmıyor. Bunu hiç konuşulmuyor. İl Sağlık Müdürlüğü bunu niye söylemiyor? Ankara'da özel sektörlere, Türkiye'de hiçbir yerde özel sektörlere çok acil olmadığı sürece COVID-19 hastası yatırılmıyor. Çünkü SGK para vermekten vazgeçti özel hastanelere. Evet. Özel hastanelerde bunu hemen kesti. Siz o özel hastanelerin yoğun bakımını çıkarttığınız zaman zaten kamu hastanelerinin yoğun bakımlarının dolu olduğunu görürsünüz. Zaten İl Sağlık Müdürlüğü de yaptığı, yolladığı genelgede Ankara'da durumun ciddiyetine değindi. Yani bakın, biz bir şey söylemeye çalışıyoruz. Bunları saklamak, halkı korumak demek değildir. Bunları açıkladığınız zaman halk kendi tedbirini alır. Paniğe sevk etmek esas bu tabloları gizlemek de olur. Mesela bu turkuaz rengi tablodaki iki parametrenin kaldırılması. Birincisi, yoğun bakımda yatan hastalar sayısının ve entübe hasta sayısının kaldırılması Türkiye'de halkta paniğe yol açmıştır. Çok nettir. Sanki oraya yatan hastalar artık kurtulamayacak, ölecek, onun için saklanıyor, gizleniyor gibi bir hava doğmuş. Niye bu değiştirildi peki hocam? Yani uluslararası standartlar vesaire denildi ama yani iş gerçekten böyle mi? Hangi şimdi uluslararası standart? Biz sorduk, cevap gelmedi hala. Biz hangi uluslararası standart? Yani ne, o zaman uluslararası standarda göre değiştirildiyse 5,5 aydır niye değiştirmedin diye sorarlar adama. 4,5 aydır. Neden aydır değiştirildi hocam o zaman? Yani yoğun vallahi bakımdaki hastalar bilinmesin sayısı vesaire. Yoğun bakımda ve yatan hastaların sayıları artmaya başladı. Hı hı. Yani ve entübe hastaların sayıları artmaya başladı. Yani bunu toplam aktif hastaya böldüğünüz zaman normalde 100 hastadan birinin yoğun bakımda yatması gerekirken Türkiye'de 10'unun, hatta bölge illerinde Diyarbakır'da, Urfa'da 15'inin yoğun bakımda yattığı görüldü. Bu da şu anlama geliyor. Siz yeteri kadar hasta bulamıyorsunuz. Hasta sayısı sizin söylediğinizden daha fazla. Ama siz bir tek hastanelere gelen ve semptomu olan insanlara test yaptığınız için bunları bulamıyorsunuz. Onun için de bunu değiştirdiler. Gayet basit. Yani gene bir perdeleme şekli. Bakın, Türkiye'de halka biraz güvenin. Halk bunlardan paniğe kapılmaz. Siz uyarın. Siz uyarsaydınız o zaman bu tatilde, Kurban Bayramı tatilinde o kafelerde, lokantalarda, sahillerde o görüntüleri belki görmeyecektik. Ama tabii her şeyden öte biz her zaman şunu söylüyoruz. Pandemiyle mücadele bir bireysel tedbirlerle olur. Yani nedir? Maske takmak, işte hijyene dikkat etmek, özellikle 1,5 metre bu fiziksel mesafeyi korumak. Bu çok önemli ama kamunun da alacağı bir takım tedbirler vardır. Eğer bir tanesi eksik olursa, ikisi bir arada yürümezse pandemiyle mücadele edemezsiniz ki bugün Türkiye'de görülüyor şu anda. Evet. Eğer siz bir Haziran'dan itibaren, hatta 11 Mayıs'ta alışveriş merkezlerini açarsanız, kuaförleri, berberleri açarsanız, 1 Haziran'da da hızlı bir yeni açılma yaparsanız, yani alınan tedbirleri kademesiz değil de bir anda serbest bırakırsanız, ben böyle yaptım diyerek açarsanız o zaman bu hale gelir. 8 Haziran'dan itibaren en düşük hale gelen vaka sayısı birdenbire yükselmeye, 1600'lere çıkmaya başlar. Sizden önceki arkadaşımı izledim. Bilim kurulu üyesiydi galiba. Hı hı, evet. Şimdi influenza diyor, karışıyor. Tabii ki Türk Tabipleri Birliği zaten yaklaşık 3 hafta önce bununla ilgili bir mektup yazdı Sağlık Bakanlığı'na. Evet. İnfluenza mevsimi geliyor. Bunlar birbirine karışır. Ve hastalarda ikisi beraber, iki virüs birden olursa çok daha ağır seyreder. Bir an önce influenza aşılarını alın, satın alın, ülkeye getirin. Bütün hekimlere, sağlık çalışanlarına, eğitimcilere, hı hı, yani temas edecek insanlara ve 50 yaş üstüne, 60 yaş üstüne, yani bunları yapın. Grip aşısından bahsediyoruz değil mi? Geçen sene ancak bu iş hekimlere zaten yapılmadı, eğitimcilere yapılmadı. Sadece 60 yaş üstü, 55-60 yaş üstü insanların çok az bir kısmına yapılabildi. Hı hı. Çünkü o kadar aşı geldi.
Şimdi hala bir aşının alındığına dair bir duyum almıyoruz. Yani bunların bir an önce alınması lazım. Hı hı. Yani bunlar karışır evet, ama bunun tedbirinin alınması, onun için de Sağlık Bakanlığı'nın böyle gür söylemek lazım. Yani Sağlık Bakanlığı bunları almalı. Böyle yarım ağızla söylememek lazım. Almalı. Çok net. Eğer almazsa daha da büyük felakete gidecek. Çünkü biz influenza zamanına, Eylül-Ekim ayına mümkün olduğu kadar az COVID hastasıyla gitmek, mümkünse 300'ün altında hastayla gitmek istiyorduk. Ama şimdi Ankara'da yani iki gün öncenin bildirimiyle 1000'in üzerinde, 1000'e yakın daha doğrusu COVID hastası var. Evet. Yani evet. Urfa öyle, Malatya öyle, Diyarbakır öyle, Bursa öyle, Manisa, Sinop, Malatya. O zaman 1000'in altında bir rakam veriliyor. Dün 1000'in üstüne çıktı galiba. Yani bu kadar hasta gerçekten gösterilen hastanın biz gerçekten az olduğunu, gerçek vaka sayısının altında olduğunu düşünüyoruz. Gelen bilgiler, bugün bir toplantı halindeyiz. Bütün odalarımızla görüşüyoruz. Onlardan aldığımız bilgilerle önümüzdeki 3-4 gün içinde bu açıklamayı yapacağız. Ve ne kadar hasta olduğunu, o da resmi değil tabii ki. Hı hı. Arkadaşlarımızdan saklanıyor. Veri kaç vaka oldu, kaçının pozitif oldu, kaçının negatif oldu. Bunların hepsi bir kişinin bilgisi dahilinde merkeze gönderiliyor. Hani şeffaflık, hani açıklık, ne oldu? Bu il pandemi kurullarında hocam, il pandemi kurullarında Türk Tabipleri Birliği'nden kimseler var mıdır? Mesela tabip odalarından kimseler yokmuş dün onu bir... İl pandemi kurullarının bir ikisinde var ama çoğunda yok. Çoğunda yok. Sadece imzaya yolluyorlar. Tabii arkadaşlarımız da bunu görüşlerini bildirmedikleri için imzalamıyorlar. Yani böyle biraz pandemiyle mücadele ciddi bir iştir. Bunun içinde halk sağlıkçıların, epidemiyologların, klinik mikrobiyoloji ve enfeksiyon hastalıkları uzmanlarının ve mikrobiyologların bu işin içinde olması lazım. Ama toraksçıların tabii ki, dahiliyecilerin içinde olması lazım. Ama il pandemi kurullarında bütün bu arkadaşlarımızın temasında olan örgütümüzün temsilcileri yok. Dilimizde tüy bitti ama biz Türkiye'de halkın sağlığı için bildiğimizi söylemeye devam edeceğiz. Gerçekleri söylemeye devam edeceğiz. Bunu da Sağlık Bakanlığı'na, diyalog yolumuz şu anda kapalı. Hı hı. Ama yazdığımız mektuplarla iletiyoruz. O mektupları da tabii ki kamuoyuyla paylaşıyoruz. Bunu söyleyebilirim. Böyle bir durumda 31 Ağustos'ta okulların açılma ihtimali ve normal bir eğitim sürecine geçme ihtimali çok düşük müdür o halde? Ya da işte bazı önlemler alınsa ne kadar yeterli olabilir başlamak için? Biz Türk Tabipleri Birliği COVID-19 İzleme Kurulu var. Burada bilim insanlarımız var. Hı hı. Bizim de bir bilim kurulumuz var. Hı hı. Ve biz bilim kurulumuzu dinliyoruz. Bilim kurulumuzdaki bilim insanları diyorlar ki bu artış trendi söz konusuysa okulların açılması söz konusu olamaz. Evet. Yani evet, bizim bir hazırlığımız var. Bununla ilgili bir webinar da yapacağız önümüzdeki günlerde. Nasıl bir ortam sağlanmalı okullarda, kaç metrekareye? Mesela uluslararası bir standart var. Okulların açılması için günlük olgu sayısının 1/100'ünün altında olması gerektiğini konusunda uluslararası platformda bir kabul görüş var. Şimdi bu olması lazım ama bunun içinde okullarda öğrenci başına metrekare, öğretmen başına kaç öğrenci, bunların hepsinin hesaplanması lazım. Bunları hesaplamadan eğer siz okulları açarsanız, hele bu artış trendinde okulları açarsanız, o çocuklar hem birbirlerine hem de servislerde servis şoförlerine, servis çalışanlarına ve evlerine gittikleri zaman da büyüklerine bu mikrobu yayacaklardır. Bizim bilim insanlarımızın söylediği, şu anda hele bu artış söz konusuysa söz konusu olamaz okulların açılması. Peki hocam, şimdi aslında yani dün de bu konuyu konuştuk. Ekonomik anlamda da konuştuğumuz zaman örneğin Yalçın Karatepe hocamız demişti ki ya insanlara tatile gitsin diye kredi verildi. Sonra da niye tatile gittiler diye insanlara kızılıyor. Bir de böyle bir paradoks var. Şimdi dolayısıyla iş sadece vatandaşta biten bir şey değil. Yani maskemizi takalım, mesafeyi kullanalım ama işte toplu taşıma aracıyla işe gitmek, yetişmek zorundayız. Mecbur biniyorsunuz. Haliyle burada yani biraz bazen yanlış anlaşılıyor galiba.
vatandaşı suçlamak değil galiba yaptığınız şey, değil mi? Bir yandan sorumluya da sorumluluğunu hatırlatma durumu da var. Şimdi biraz önce söyledim, pandemilerde mücadele hem bireysel hem de kamunun bir takım şeyleri. Ama biz bakın 2 ay önce bir açıklama yaptık. 1 Haziran'daki bu açılmadan sonra. Bu açılmadan sonra vaka sayıları artacak, umarız artmaz. Artacak ve siz de suçu vatandaşın üzerine atacaksınız dedik. Buyurun TTB web sitesine girin bakın. Hatırlıyorum, aynı şey yapılıyor. Evet. Bakın Türkiye'de pandemi mücadelesi, bu yeni açılma, hızlı yeni açılma kamu sağlığı gözetilerek yapılmadı. Tamamen ekonomik çıkarlar bir takım insanların ve siyasi çıkarlar nedeniyle yapıldı. Biz bu şekilde hem kredi vereceksin hem yok. Siz insanlara eğer bu fiziksel mesafeyi koruyacak ortamı sağlayamazsanız ya da fiziksel mesafenin ortadan kalkacağı ortamları insanlar açarsanız, plajlar gibi, Ayasofya'yı açmak gibi, ne bileyim kafeler gibi, o zaman siz insanları suçlayamazsınız. Önce siz bir takım toplumsal hareketliliği kısıtlayacak, yavaşlatacak bir takım tedbirler almak zorundasınız. Alacağınız tedbirleri de kaldırırken kademeli kaldırmak zorundasınız. Bugün pandemi konusunda başarılı olan ülkelere bir bakın. Bunların tedbirleri kademeli olarak kaldırdığını, Almanya misal, ondan sonra Japonya, Güney Kore, Singapur, bir bakın onlara. Yani şimdi bazı okullarda Japonya'da, Singapur'da, Finlandiya'da okullar açıldı ama o kadar iyi kademeli olarak açıldı ki, daha doğrusu bütün tedbirler kademeli kaldırıldı, yavaş yavaş okullar açıldı ve bu okullardaki fiziksel mesafelere çok dikkat ediliyor. İnsanlar bunlara çok iyi uyuyorlar. Uydukları zaman da okullarda bir şey olmuyor. Ama İsrail açtı okullarını. Daha sonra İsrail'deki en büyük pandemi, okul pandemi bir liseden çıktı. Okullar tekrar kapatıldı. Bütün mesele bir disiplin, toplumsal bir disiplin içinde ama bireylere bırakmadan kesinlikle siyasi erkin alacağı bir takım kamusal tedbirleri iyi uygulayarak, kademeli gevşeterek yapılmasıyla bu pandemide iyi mücadele edilebilir. Hocam bir cümle, o zaman yeni kısıtlamalar da yolda gibi görünüyor mu? Biz bir tek şey söylüyoruz. İl pandemi kurulları iyi çalışmalı, koordineli çalışmalı ama il pandemi kurullarına tabip odalarından, meslek örgütlerinden arkadaşlarımızla katılmalı ve ne gerekiyorsa yapılmalı. Ama toplumsal hareketliliğin bir an önce azaltılması, yavaşlatılması şart gözüküyor bizim için. Ve şeffaflık. Başından beri öyle şeffaflık başlamıştık, öyle yani. Yani artık şeffaflık deyince bana bir gülme geliyor. Onun için konuşmayalım. Hocam peki. Ama bir de onu da tekrar söyleyelim. Gerçekten en başından bu yana Mart 11 hatta öncesi yapmış olduğunuz açıklamalar vardı. Çünkü sınırlarda alınan önlemleri, alınmayan önlemlere ilişkinde uyarılarınız vardı. Başından bu yana şeffaflık, test diyorsunuz. Çok teşekkür ediyoruz hocam. Sağ olun. Ben teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum. Kolaylıklar diliyoruz.